Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere LGS'ye hazırlanan sevgili arkadaşlarımız için din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin ikinci ünite özetini yapacağız. Konumuz zekat ve sadaka. Öncelikle kelimelerimizin anlamlarını öğrenmemiz lazım. Zekat demek artma, çoğalma, bereket, iyi hal, arınma demektir. Peki zekatın terim anlamı nedir? Zengin Müslümanların yılda bir kez mal ve paralarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Dolayısıyla zekat ibadetini zengin Müslümanlar yerine getirirler yılda bir kez. İslam'ın şartı 5'tir. İşte bu 5 şarttan birisi de zekat vermektir. Yani farz olan bir ibadettir. Peki zekat kimlere farzdır? Öncelikle Müslüman olanlar. Ergenlik çağına ulaşmış olanlar, yani çocuk olmayan yetişkin olanlar, hür olanlar, köle olmayan, akıllı olanlar, yani mecnun olmayan ve dinen de zengin olan Müslümanlar zekat vermekte yükümlüdür ki zenginliğin ölçüsü de nisap miktarıdır. Biraz sonra ona değineceğiz. Bu maddelerin hepsi aynı anda bir Müslümanda varsa zekat vermesi de farzdır. Biri eksik olduğu zaman o Müslümana zekat farz değildir. Mesela hepsi var, zengin değiliz. Zekat vermekte yükümlü değiliz o zaman. Şimdi zenginliğin ölçüsü nisap miktarı dedik. Nisap ne demektir? Bir Müslümanın malının tamamından zorunlu ihtiyaçları çıkarttıktan sonra kalan mal 80,18 gram altın ya da 85 gram altın, ikisi de geçerli olduğu zaman zengin sayılıyor ve fakir gördüğü insanlara malının belli bir oranını vermesi gerekiyor. Buna nisap miktarı denir. Peki zorunlu olmayan mallardan, yani zekatı verilmeyen mallar nelerdir? Yeme içme, barınma, giyinme, eğitim, sağlık, borç, ev eşyaları, binek arabamız, evimiz, oturduğumuz ev, sanatkarın malzemeleri. Bunlar zorunludur. Bunlardan zekat verilmez. Ancak binek arabamız var, bir de ticari arabamız varsa ticari aracın zekatı verilir. Oturduğumuz evimiz var, ancak bir ikinci, üçüncü evlerimiz de var. Onlar da kiraya verilmişse kiraların zekatı veriliyor. Peki yukarıdaki maddelerin tamamı bizde var. Kimlere zekat vereceğiz? Allah Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetinde kimlere zekat verileceğini açıklamıştır ki 8 grup insan vardır. Fakirler, köleler, düşkünler, borçlar, yolda kalmışlar, Allah yolunda olanlar, zekat memurları, müellefe-i kulüp, yani kalbi İslam'a sınırılmak istenenlerden herhangi birine ya da birden fazlasına yakınlarımızdan başlayarak zekat vermek gerekir. Peki kimlere zekat verilmez? Şimdi şurada kendimiz olduğunu düşünün. İki tane üstümüzdekine, yani burada bakın, dede ve nine, anne ve babaya zekat verilmez. İki tane de altımızdaki, yani çocuklarımız varsa onlara zekat verilmez. Torunlarımız varsa onlara zekat verilmez. Bir de evliysek eşimize zekat verilmez. Bunların dışındakilere zekat verilir. Sorularda bazen işte zengine denir. Zengine de verilmez. Müslüman olmayana da verilmez. Ancak burada müellefe-i kulüp dediğimiz, diyelim İslam'a, Müslümanlara hoşgörüyle bakan, Müslüman olmasında bekleyen ya da ümit ettiğimiz Müslüman, gayrimüslimler varsa onlara da zekat verilerek dinimizin maddi yardım konusu onlara öğretilebilir. Peki bunlara niçin zekat verilmez? Dede, nine, anne, baba, çocuklarımız, torunlarımız ve eşimiz. Çünkü bunlara bakmakla yükümlüyüz. O yüzden zekat verilmez. Kardeşimize, damadımıza zekat verebiliriz. Çünkü onlara bakmakla yükümlü değiliz. İkinci bölümle devam edelim. Peki zekat verilen mallar ve zekat oranları nedir? Şimdi burada zekatı üzerinden bir hicri yıl geçtikten sonra vereceğiz. Yani 354 gün hicri takvime göre. 40'ta bir, yani %2,5 oranında altınımız, gümüşümüz, paramız, ticaret mallarımız, menkullerimiz varsa %2,5'unu, diğer bir ifadeyle 40'ta birini her yıl fakirlere vermekte yükümlüyüz. Ne zaman? 80,18 gram ya da 85 gram altınımız olduktan sonra. Diyelim paramız yok ama küçükbaş hayvanlarımız var. Yine üzerinden hicri bir yıl geçerse koyunumuzdan, keçinimizden 40 taneye ulaştığı zaman bir tanesi zekat verilir. Peki 80 tane olursa ne olacak? Yine bir tane. 40'tan 120'ye kadar bir tane veriliyor. 120'den
Geçtikten sonra 200'e kadar 2 tane. 200'ü geçtikten 300'e kadar 3 tane. 300'den 400'e kadar da 4 tane küçük baş hayvanı ihtiyaç sahiplerine zekat olarak veriyoruz. Diyelim büyük baş hayvanlarımız var. Onlardan da zekat miktarına ulaşırsak, üzerinden hicri bir yıl başı geçerse 30 taneden sonra bir tanesi zekat olarak veriliyor. Diyelim deveniz varsa, develerin üzerinde de hicri yıl bir yıl geçtikten sonra 5 deve için bir tane küçük baş hayvanı, koyun ya da keçi zekat olarak veriyoruz. Diyelim tarım ürünleriyle, ekimle, dikimle uğraşıyorsunuz. Ziraat ürünleriniz var. Buğday, arpa, mercimek, çavdar, yulaf gibi ziraat ürünleri hasat edildikten sonra zekatı çıkarılır. Nisapları yoktur bunun. Zekat miktarları onda birdir. Yani %10'u zekat olarak verilir. Eğer sulamayla tarım yapılıyorsa bu sefer %20'de biri, yani 5'te biri zekat olarak veriliyor. Çünkü sulamayla yaptığımız zaman bir emek var, bir masraf var, onu çıkaracağız. Arılardan elde edilen balın zekatı da bu ürünler gibi onda bir oranında verilmektedir. Diyelim madenle, hazine işleriyle uğraşıyorsanız yine üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat oranları 5'te 1 oranında, yani %20 olarak zekat verilir. Diyelim bunların hepsi var. Yani hem altınınız, gümüşünüz, koyununuz, keçiniz, büyükbaşınız, deveniz, ziraat ürünleriniz, madenleriniz ya da bunlardan birkaçı var. Hepsi ayrı ayrı hesaplanır ve zekatları verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zekat hesaplama programı Google'a yazdığınız zaman çıkar. Elinizdeki ürünleri oraya yazın, borçlarınızı yazın, ne kadar zekat vereceğini size gösterilir. Peki zekat vermek istiyoruz, nasıl vereceğiz? Namaz kılmak için abdest alıyoruz. Belirli hareketleri, duaları okuyarak namazı kılıyoruz. Peki zekatta ne yapacağız? Ameller niyete göredir. Zekatta da niye niyet edeceğiz? Niyet edelim Allah razı olsun bu yılki mallarımız zekatını vermeye. Zekat bizzat fakirin kullanımı için verilmelidir. Bina, cami, okul, çeşme yapımına zekat verilmez. Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Bunlar sadakayı cari olabilir ya da sadaka olabilir. Ancak zekat bizzat fakire verilir. Gizlice verilmesi eftaldir. Yani daha iyidir. Önce en yakın akrabalarımızı araştıracağız. Varsa onlara zekat vererek başlayacağız. Fakirlerin gönlünü kırmadan, onları incitmeden zekatımızı vermeliyiz. Toplumsal itibar için değil de falanca şu kadar zekat vermiş desinler, radyoya, televizyona, gazetelere çıkayım diye değil de Allah rızası için zekat verilir. Zekat verirken selfie yapılmaz, çekilmez. Verdiği zekat hatırlatarak verdiği kişinin başına kakılmamalı. Geçen yıl ben sana zekat vermiştim, bu yıl sen bana şunu yap denmez. Peki zenginler güzel zekat ibadetini yaptı. Fakirler ya da zengin olamayanlar ne yapacak? Onlar için de bir yardım konusu var, sadaka. Allah rızası için fakir ve muhtaçlara yaptığımız maddi manevi her türlü yardıma sadaka denir. Bunu bütün Müslümanlar zengin fakir ayırtmaksızın yaparlar. Zekat sadakanın farz olan kısmıdır. Peygamberimiz tebessüm etmek sadakadır buyurarak Müslümanların sadakayı da yapmalarını istemiştir. Bir de sadakayı cariye var. Kesintisiz bir şekilde sürüp giden, öldükten sonra bile sevabı yazılmaya devam eden ibadetler vardır. Onlara da sadaka denir. Mesela yol yaptırdınız, köprü, çeşme, cami, aşevi, hastane, okul gibi yerler yaptırdınız ve insanlar oralardan istifade ediyorlar, yararlanıyorlar. Bu da sadaka-i cariyedir. Onlardan kullanıldığı sürece siz öldükten sonra dahi sevap getirmeye devam eden ibadettir. Bir de fıtır sadakası var. Diğer adı fitredir. Yine dinen zengin sayılan Müslümanlar her yıl Ramazan ayında bayramdan önce ailedeki her birey için vermeleri vacip olan bir sadakadır. Diyelim bir ailede anne baba 3 tane çocuk var. 5 kişinin sadakayı fıtır verilir, fitresi verilir. Miktarı her bir kişi için bir kişinin günlük gıda gereksinimi kadardır ki bu miktar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulur. Televizyonlardan duyarsınız. Diyelim 100 liraysa 5 kişininki 500 liradır. Onu yine fakirlere Müslüman zenginler verirler. Bir de sadaka taşları varmış geçmişte. Eskiden zengin Müslümanların gizlice sadakalarını bıraktıkları, dilenmekten çekinen muhtaç kimseden ise gizlice ihtiyaçları kadar aldıkları üzeri oyuk taşlara denirmiş. Diyelim oraya zenginler ihtiyaç fazlası paralarını korlar. Fakirlere de giderler ihtiyaçları kadar oradan alırlarmış. Ne veren ne alan kendisini görmeden. Peki zekat ve sadakanın arasındaki farklar nelerdir? Zekat farzdır. Kesin yapılması gerekir. Sadaka sünnettir. İsteyen yapar. Zekat maddidir. Mal ile yapılır sadece. İşte parayla, koyunla, işte madenle diyelim. Sadaka ise hem maddi hem manevi yapılabilir. Birisine 5 lira verdiğiniz zaman da sadaka olur. Birisinin
işte eşyalarını taşımasına yardım ettiğiniz zaman da sadaka olur. Zekat yılda bir kere verilir. Sadakada ise zaman, mekan şartı yoktur. İstediğimiz an, istediğimiz kişiye, istediğimiz kadar yardım yapabiliriz. Zekatta zenginlik şartı vardır. Yani zengin olanlar verebilir, nisap miktarına ulaşanlar. Sadakayla ise herkes verebilir, zengin, fakir ayrıtmaksızın. Zekat 8 gruba, yani Tevbe suresinin 60. ayetine belirtilen kimselere verilirken, sadaka herkese verilebilir. Zekatın miktarları bellidir. Sadakada ise miktar sınır yoktur. İstediğimiz kadar verebiliriz. Yalnız Ramazan ayındaki fıtır sadakası ise fiyatı, miktarı bellidir. Peki zekat ya da sadaka verdik. Bunun bireysel ne gibi faydaları vardır? Zekat ve sadaka kişiyi bencillikten, yani cimrilikten kurtarır, cömertlik duyguları kazandırır. Kişiye zekat ve sadaka veren kişiye paylaşma duygusunu verir. Zekat ve sadaka verenler manevi huzura erer. Yüce Allah'ın sevgisini kazanır. Zekat veren kişinin malı temizlenerek bereketlenir. Çünkü zekat verilen miktar bizim değildir. O fakirlerin hakkıdır. Kişi çevresi tarafından sevilir, cömertliğiyle övülür. Peki toplumsal olarak ne gibi faydaları vardır? Yoksul insanlar kendilerini yalnız hissetmezler. Toplumda paylaşma ve yardımlaşma sağlanır. Zengin kişilere yoksul kişileri gözetip kollamayı öğretir. Birlik ve beraberliği sağlayarak toplumu güçlendirir ve sosyal adaletsizliğin önüne geçer. Yani zenginle fakir arasındaki uçurum azalır. Böylece zenginler fakirleri gözetirken fakirler de zenginlere gıptayla bakar. Yani onları kıskanmazlar, onlar için dua ederler. İkinci ünitemizin kıssası Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dır. Sevgili arkadaşlar, birinci ünitemizde Hazreti Musa'yı işlemiştik. Şuayb Aleyhisselam, Medyen ve Eyke denen iki şehir varmış. İşte o şehirlerin halklarına gönderilen bir peygamberdir. Aynı zamanda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kayınpederidir. Birinci ünitemizde ne demiştik? Hazreti Musa Mısır'dan kaçarak işte Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarına yardımcı olmuş. Hazreti Şuayb de onu kendisine çoban olarak almış, kızlarından biriyle de evlendirmiştir. Medyen ve Eyke halklarının özelliği nedir? Bunlar putlara tapıyorlar. Ticarette, ölçü ve tartıda hile yaparak hileli kazanç, haram kazanç elde ediyorlardı. Hazreti Şuayb de Medyen halkını tevhid inancına, Allah'ın varlığına, birliğine inanmaya, putlardan vazgeçmeye, alışveriş yaptıkları zaman da dürüst, doğru, adaletli olmaya onları davet etmiştir. Ancak Medyen ve Eyke halkları böyle yaptıkları zaman zarar edeceklerini, menfaatlerinin gideceğini düşünerek Hazreti Şuayb'in davetini kabul etmiyorlar. Hatta başkalarının da inanmaması için yoğun gayret sarf ediyorlar. Hem kendileri inanmıyorlar hem de insanların Hazreti Şuayb'e inanmasını engellemeye çalışıyorlar. Hazreti Şuayb Aleyhisselam ise tüm çabalarına rağmen Medyen ve Eyke halklarını inat ederek Allah'a kulluktan yüz çevirdiklerini görüyor. Allah ise Medyen halkının inanmamalarından dolayı onları uğultulu, yani korkunç bir ses ve sarsıntıyla, Eyke halkını ise 7 gün süren şiddetli bir sıcaktan sonra üzerlerine buluttan yağan ateş ile yok etmiştir. İşte kıssalardan alınacak dersler vardır. O halklar bu şekilde helak olmuşlar. Günümüzün halklarının yaptıkları kötülüklerinde muhakkak bir hesabının olacağını düşünerek kötülüklerden vazgeçmeleri, Allah'a iman etmeleri gerekmez mi? Hazreti Şuayb ve ona inananlar Yüce Allah'ın yardımıyla hem Medyen'den hem Eyke'den çıkarak kurtulmuşlardır. Hazreti Şuayb'ın lakabı Hatibül Enbiya'dır sevgili arkadaşlar. Hatibül Enbiya peygamberlerin en güzel konuşanıdır. İnsanlara güzel güzel hitaplarda bulunurmuş. Buna rağmen yine de Medyen ve Eykelilerin çoğunluğu Hazreti Şuayb'ın ve getirdiği dine inanmamışlardır. Putlara tapmaya, ölçü ve tartıda hile yapmaya devam etmişler. Allah da onları helak etmiştir. Peki bu kıssadan çıkaracağımız ders nedir? Hazreti Şuayb'ın kıssasından çıkarılacak en büyük ders, toplumu ayakta tutan adalet, doğruluk ve güvendir. Bu duygulardan birisi ya da ikisi ya da tamamı var olan toplulukların helak olmaları da çabuk olur. O yüzden toplum adaletle ayakta durur. Hiç kimseye haksızlık yapılmaması gerekir. Bütün insanların doğru sözlü olması, şakayla dahi olsa yalan söylememeleri gerekir. Müslüman güvenilir insandır. Dolayısıyla insanların birbirine tam olarak güvenmeleri istenir. Burada şunu unutmayın. Hatibül Enbiya, yani peygamberlerin en güzel konuşanı. Bir de Hatemül Enbiya var. Peygamberimizin lakabı, peygamberlerin sonuncusu demek. Hatemül Enbiya sonuncusu demektir.
Ve bu ikinci ünitemizin suresi de Maun suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu bittîn fezâlikellezî yedû'ul yetîm ve lâ yahuzzu alâ da'âmil miskîn feveylül lilmusallîn ellezîne hum an salâtihim sâhûn ellezîne hum yurâûne ve yemne'ûnel mâûn. Sadakallâhul azîm. Maun suremiz Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Yani sondaki kısa surelerdendir. Mekki'dir, yani Mekke döneminde indirilmiştir ve 7 ayettir. Peki maun ne demektir? Yardım, iyilik, komşuların günlük olarak birbirine verdikleri ihtiyaç maddeleridir maun. Bu suremiz dine ve ahirete inanmayan, yardım ve iyiliğe engel olan kimseler hakkında indiriliyor. Onların cehenneme atılacakları söyleniyor. Kim onlar? İşte İslam'a, ahirete, iman esaslarına, ibadet esaslarına inanmayan, bak yapmayan değil, inanmayanlar, inkar edenler küfre düşüyorlar ve cehenneme gideceklerdir. Ayrıca bu surede namaz kılmak farzdır biliyorsunuz. Namazı ihlasla Allah rızası için kılmak gerekir. Ancak namaz kılıp ibadetlerini yaptıkları halde yetim ve yoksullara yardım ve iyilik yapma bilincine ulaşmamış kimseler kınanmıştır. Bu surede ibadetlerin yalnızca Allah rızası için yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Gösteriş ve riya, yani kibir için yapılan ibadetlerin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır. O halde namazımızı, zekatımızı, orucumuzu, haccımızı, farz olan ibadetlerimizi Allah rızası için yapmak, ihlasla yapmak ve yalnızca Allah'a ibadet etmek gerekiyor. Bunları yapan insanlardan da olumlu davranışlar yapmaları bekleniyor. İşte zekatını vererek, sadakasını vererek, yoksullara yardım ederek, iyilik yapma bilincine ulaşarak bir kötülük gördükleri zaman elleriyle, dilleriyle, kalpleriyle o kötülükleri yok etme çabasına girmeleri beklenir. Dolayısıyla Allah rızası için yapılan ibadetler kibir vesilesi, riya vesilesi, gösteriş vesilesi yapmamak gerekir. Çünkü riya gösteriş için yapılan ibadetler süngerin içerisindeki bir su gibidir. Süngeri nasıl sıktığınız zaman sünger hafifler, için hiçbir şey kalmazsa riya için yapılan ibadetlerde Allah katında hiçbir değeri yoktur. Evet sevgili arkadaşlar, böylece ikinci ünitemiz zekat ve sadaka ünitemizi sizler için özetledik. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda, özellikle LGS sınavınızda başarılar diliyoruz.